5. Şua'dan 13. mesele. Orijinal metin. Kat'i ve sahih rivayette var ki İsa aleyhisselam büyük Deccal'i öldürür. Velimi indallah. İlim ancak Allah'ın katındadır. Bunun da iki veçi var. Bir veçi şudur ki, sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidraciye harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccal'ı etkisiz hale getirecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa aleyhisselamdır. İkinci veçi şudur ki, şahsı İsa aleyhisselamın kılıncı ile maktul olan şahsı Deccal'in teşkil ettiği dehşetli maddiyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahsı manevisini etkisiz hale getirecek ve inkar-ı uluhiyet olan fikri küfrisini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir ki, o ruhaniler, dini İsevi'nin hakikatini, hakikati İslamiye ile mezcederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hatta, Hazreti İsa aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikati Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder. Sadeleştirilmiş metin. Kesin ve doğru olarak nakledilen hadislerde var ki, İsa aleyhisselam büyük Deccal'i öldürür. İlim Allah'ın katındadır. Bunun da iki yönü var. Bir yönü şudur ki, sihir, hipnoz ve ispiritizma, ruh ve cin ilmi gibi olağan dışı harikalarıyla kendini koruyan ve herkesi sihirleyen o dehşetli Deccal'i etkisiz hale getirecek, yolunu değiştirecek kişi ancak harika ve mucize sahibi ve herkesin kabullendiği bir kişi olabilir ki, o kişi, konuyla en fazla ilgili ve insanların çoğunluğunun peygamberi olan Hazreti İsa aleyhisselamdır. İkinci yönü,